Merhabalar hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Yusuf Arabacı. Ee, performans tenis antrenörüyüm. Yaklaşık 28 yıldan beri bu işi yapıyorum. Sadece performans üzerine çalışıyorum. Ee, yaklaşık bir yıldır da Fethiye'deyim. Daha önce İstanbul'da çalıştım. Enka Spor Kulübü'nde, Levent Tenis Kulübü'nde çalıştım. Ee, buraya geldiğimizde Ay Yıldız Tenis Kulübü ile de bir birlikteliğimiz oldu. Daha sonra Başaran'la ayrıldık ve şu anda Başaran ve Ant'la Dilara ile birlikte ...ferdi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi Başaran'da çok farklı bir hikaye var. Şu an hiçbirimizin bilmediği aslında Muğla'da. Hem birincimiz hem de ikincimiz var. Ama özellikle birincimiz Fethiye. Evet. Bu süreç nasıl gelişti hocam? Şu an birçok olumsuzluklar da var yaşadığınızı biliyoruz. Ama bireysel çalışmalarınızla ve verdiğiniz mücadeleyle... ...Türkiye'deki milli takım için hazırlıklarınız var. Şimdi Başaran aslında altyapıda tenisçi bir aileden geliyor... Başaranın ablası da tenisçi. Aile de tenisi çok seviyor. Keza bundan önceki hocaları sanıyorum Selçuk Hoca onun da çok emeği var. Kendisi Başaran'ın bu yaşa gelene kadar ona çok emek vermiş. Ayrıca ona da ben çok teşekkür ediyorum. Belli bir dönemden sonra biz beraber çalışmaya başladık Başaran'la. Başaran inanılmaz emek veriyor, inanılmaz uğraşıyor ve hani bence bu işin karşılığını ilerleyen zamanlarda fazlasıyla verecek bir oyuncu. Şu an için her şey iyi gidiyor ama tabi bazı eksiklerimiz var, bazı yarım kalan durumlar var. Tamamlayan bizim tamamlayamadığımız durumlar var. Ama biz her şeye rağmen hedefimize kilitlendik ve yolumuza devam ediyoruz. Hangi yaş grubunda şu an milli takım için hazırlanıyor Başaran? Şimdi Başaran şu anda daha 15 yaşında. Milli 16 yaş milli takımı için ilk senesi. Ama biz ilk seneden o ipi göğüslemek için çaba harcıyoruz. Onun büyükleri var, abileri var. Onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. İnşallah onları da e, yenmeyi başarırız. E ama bu sene olmazsa önümüzdeki sene biz bu milli takım ipini gö göğüsleyeceğiz inşallah. E, şunu sormak istiyorum şu an e, özel bir okulun aslında tenis kordondayız. E, Fethiye'de birincimiz var. E, bu konuda nasıl destek isteyebiliriz yetkililere nasıl bir seslenmek istersiniz? Ya Türkiye'nin genel bir sorunu var. E, başaran ve başaran gibi çocukların bir sponsor eksikleri var. Yani turnuvaya gidebilme konusunda sponsor eksikliği yaşıyoruz. Sağ olsun e, Feth özel Fethiye Koleji belki reklam olacak ama bize desteğini veriyor, ortunu veriyor, yardımcı oluyor destek oluyor ama bunun içinde başaran gibi oyuncuların turnuvaya gidebilme desteğine ihtiyaçları var. Bu da maddi bir destek oluyor. Yani bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. En büyük eksik şu an özel bir okulun kordundayız ve bütün antrenmanlarınızı burada gerçekleştiriyorsunuz. En son almış olduğumuz birincilik neredeydi hocam? Ee, biz bundan önce Alanya'da Turgay Soysal Tenis Akademi'de büyükler e, hafta sonu turnuvasında birinci olduk. Ondan önce Kıbrıs'ta e, yine bir büyükler hafta sonu turnuvasında birinci olduk. İyi iyi turnuvalar geçirdik ama e, önümüzde yine Mogan'da bir hafta sonu turnuvası var. Daha sonra ayın 22'sinde milli takım seçmeleri var. İnşallah oraya hazırlanıyoruz. Hedefimiz orası. İnşallah orada ipi göğüslemeyi başarırız. 22 Mayıs'a hazırlık var. Aynen öyle. 22 Mayıs hazırlık var. Heyecanlıyız e ve sıkı çalışıyoruz. Peki hocam kaç saat harcıyorsunuz? Ya yaklaşık günde 4 saatimiz gidiyor. Yani sabah ve 2 saat, öğleden sonra 2 saat. Günde 4 saatimizi çalışıyoruz. Bu hem tenis hem kondisyon olarak günde 4 saatimiz gidiyor. Haftanın 6 günü. Peki şunu sormak istiyorum. Siz Kıbrıs'tan birincilikle döndünüz. Hem bölgesel olarak hem de Muğla İl Spor Müdürlüğü olarak bu konuda bilgileri var mı? Maalesef biz hiçbir bilgileri yok maalesef. Üzgünüm yani hiçbir bilgileri yok. Muğla'da tek başına birinciliği götüren bir başaran ve bir öykü, öykü hikayesi mi var diyoruz? Evet aynen öyle. Yani birazcık bizim farkımız farkında bizim fark farkında olsalar seviniriz. Yani çünkü büyük büyük çaba harcıyoruz. Gerçekten günde 3 saat 4 saat çalışmak. Sabah 7-9 antrenman yapıyoruz. Oradan bu çocuk okula gidiyor. Okuldan geliyor. Akşam yine 6-8 antrenmanımızı yapıyoruz. Gidiyor derslerini yapıyor. Ee, ve bu e, bu yorgunlukla derslerinde de çok başarılı. Derslerinde de çok başarılı. Okulu, okulu Doğa Koleji sağ olsun. Onlar da büyük destek ve sponsor oluyorlar. Mesela eğitim konusunda Doğa Koleji bize sponsor oluyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama biz spor alanında e, turnuva konusunda, e, turnuvaya gidip gelme konusunda e, destek istiyoruz. Peki hocam şunu sormak istiyorum. E, Gençlik ve Spor Bakanlığımız e, başarana nasıl bir destek verebilir? Biz burada sesimizi nasıl duyurabiliriz? Şimdi şöyle, daha Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı TOM projesi var. TOM projesi baktığınız zaman aslında gerçekten iyi niyetlerle, güzel bir şekilde yapılmış bir proje. Ama bana göre... Bu projenin eksiklikleri var. Bu eksikliklerden dolayı da bazı bölgelerdeki çocuklar bu projenin dışında kalıyor. Mesela Muğla'da biz bu projenin dışında mı kalıyoruz? Evet. Birincimiz evet. Şimdi var. daha daha önce daha önce biz bu projenin içindeydik. Bu proje bölgelerde yapılıyor. İzmir'de, Trabzon'da, İstanbul'da ve Mersin'de yapılıyor. Şimdi ama 14-15 yaşındaki çocuğu ben veya başka bir aile buradan İzmir'e götürüp orada bırakıp orada çalışması, çalışma yaptırması biraz zor bir durum. Şimdi ben bu ton projesinin bazı bölgelere yayılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde o bölgelerde kalan çocuklar kaybedilecek ve bizim aslında hiçbir çocuğu kaybetme şansımız yok. Olmamalı da zaten. Ama şu anda biz bu projenin dışında kaldık. Bu projenin dışında kalmamız ha bizi hedefimizden şaştıracak mı? Hayır. Biz hedefimize öyle ya da böyle ulaşmak için elimizden geleni yapacağız ve ulaşacağız da. Ama niçin bu projenin dışında kalıyoruz? Biz veya başka çocuklar. Yani eğer o bölgelerde yaptığınız zaman bu çocuklar, bir sayalım. İzmir'de iki çocuk, Trabzon'da iki çocuk, Mersin'de iki çocuk, Ankara'da iki çocuk, toplam 8-10 çocuk. Ama bizim 8-10 değil, bizim 50-100 çocuğa ulaşabilmemiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bence TOM'u uygulayan mercinin bunu düşünmesi lazım. Bunu planlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Peki e, Muğla'daki ilk birincimiz e, başaran ve e, ikinci çocuğumuz evet, da Dalaman'dan. Evet, evet, e, evet. E, o ikisinin de bu projenin kapsamına Muğla'da verilmesi mi gerekiyor bu hizmetin ya da bu eğitimlerin? Şimdi şöyle bir şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çocuklar Muğla'da, Hı -hı. E, Fethiye'de. Bu çocuklar burada bu eğitim verilebilir. Çünkü ben e, şuna çok güveniyorum. Bir kere Tom projesinin içindeki tenis antrenörleri, arkadaşlarım hepsini tanıdığım ve kendimin güvendiğimi arkadaşlarım. Yalnız bu işin içinde bir şey var. E, oyuncu kesinlikle ve kesinlikle antrenörüne güvenmeli. Ki kesinlikle ve kesinlikle çalıştığı kişiye güvenir. Ve onunla bir yakınlaşması vardır. Bir duygu bağ vardır. Zaten biz ırk olarak duygusal bir ırkızdır. Bir duygu bağ vardır. Dolayısıyla ben inandığı antrenörlerle çalışmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu açıdan bakarsak... Bence e, Muğla'da yapabileceklerini düşünüyorum. Bu çocukların. Başka bir çocukların ise... Mersin veya Trabzon veya Ankara yerine başka kendisine Balıkesir'de, Bursa'da veya Eskişehir'de yapabilecek kendi antrenörleriyle yapıp devlet tarafından desteklenebileceğini düşünüyorum. Doğru noktada e, ulaşılabilirsek e, başarı mutlaka gelecektir ama Muğla'da çok büyük bir şansımız var. Hem birincimiz hem de ikincimiz var. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Emin olun bu çocuklardan sonra daha gerisi de gelecektir Fethiye'de madalyaları gördük, e, kupaları gördük ama onların hepsinin ana kaynağı şu an kortlarda ve senin çocukluktan beri yaşadığın nokta aslında. E, şimdi ana hedefimiz bizim neydi? Kıbrıs'taki başarı, Mersin'deki başarı ve o kadar madalyanın sebebi seni ulaştıracak nokta neresi? Ya benim hedefim hep milli takım olmuştu küçüklüğümden beri, milli takım. Ama şimdi milli takım hedefini de geçtim yani Davis Cup ve ilk yüze girmek istiyorum. Yani yurt dışında da Türkiye'nin ismini duydurmak istiyorum. Peki kaç saatin kortlarda geçiyor? Ya Günde yaklaşık 4 saat geçiyor. Her gün? Her gün. Her gün. Hafta sonları artıyor. Peki e, Fethiye'de e, antrenman yapabileceğin hocaların dışında bir rakip bulabiliyor musun kendini? Fethiye'de yok. Daha doğmadı. <laughs>